Kanalıma hoş geldiniz. Malum havalar ısınıyor, yaz ayı gelmekte. Biz de Hint horozlarımız için bugün güneşlenme kafesi yapmayı düşündük. Köyde bulduğumuz doğal malzemelerden bu Hint horozu kafeslerimizi yapacağız. Az sonra size malzemelerimizi hani göstereceğiz. Videomda öncelikle kuzenlerim videomu çekmeme yardım edecekler, kafesi yapmama yardım edecekler. Bir tanesi kamera arkasında, bir tanesi de yanımda, amcamın oğlu Yusuf Bekar arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize gelirsek, şöyle arkadaşlar, 25-30 tane, kaç santim bunlar? 25-30 tane 75 santimlik böyle çubuklar kestik. Bir tanesini hatta buraya getirdik. Onu videoda keselim, gösterelim. Şöyle bir tanesiyle ölçümüzü alıyoruz. Şöyle budak makasımız var arkadaşlar. Bununla kesiyoruz. Böyle. Bir daha alalım ölçüyü. Arkadaşlar bunlardan biz 25-30 tane yaptık. Diğer malzemelerimize gelince şöyle birazcık demir telimiz var. Bir tane de kelpetenimiz var arkadaşlar. Şimdi kafesimizin tabanını öncelikle yapacağız arkadaşlar. Kafesimizin tabanı için o çubuklardan böyle uzun olanlarından seçtik arkadaşlar iki tane. Bunları hani videodan önce birazcık yuvarlamaya çalıştık. Şimdi videoda yapalım arkadaşlar. Bunları böyle yavaş yavaş böyle esnetiyoruz. Ve ucuza getirip bunları böyle yuvarlak şekilde getireceğiz. Biz. Arkadaşlar şimdi kuzenim bunları yuvarlamaya ve bağlamamıza yardım edecek. Sen yuvarla onu. Böyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Ben de şimdi onu bağlayacağımız demir telini keseyim. Demir telini çift kat yapacağımız için biraz büyük kesiyorum. Yakına gelsene. Böyle bir tur vuralım. Arkadaşlar kelpetenle, yani bilmiyorum inşaatlarda görmüş müsünüzdür, demir bağlarlar. Aynı o şekilde biz bu çubukları birbirine şimdi vuracağız, bağlayacağız. Şöyle boşluk payını alalım. Kuzenim bu arada halamın oğlu arkadaşlar, Ertuğrul Alış. Ekrana gerek yok. Yardımlar için kendisine de teşekkür ediyorum şimdiden. Rica ederiz. Burada bir tane kesik var da. Bunları bağlarken iki ucundan bağlıyoruz arkadaşlar ki tam böyle hani çemberimsi hal alsın diye. Tek ucundan bağladığımızda biraz böyle eliptik oluyor. Ucak getir. Yamuk oluyor, daha yamuk oluyor. Daha sonra zaten çemberleştireceğiz biraz. Yani bağladıktan sonra biraz da çemberlik vereceğiz ona. Boşluğunu alamadım bunu. Tamam, bir tane daha ekstra at. Tamam. Olursun. Tam çift kat yapayım. Çift kat daha iyi oluyor ya. Demir telini arkadaşlar çift kat yaptık. Tekrar.
Şimdi arkadaşlar alt şeyini bitirdik. Şimdi üst çemberine geçtik. Üst çemberini daha hızlı bir şekilde bağlayacağız. Yeniledik mi? Senin tarafından yalnız gittik. Kaldır ayağı. Tamam. Ve başka. Arkadaşlar şimdi biz bunları yani özellikle hint horozlarını dışarı atarken güneşlenmeleri, hani hint horozların, hayvanların güneşlenmeye oldukça fazla ihtiyacı var. Hayvanlarınızı günde en azından 40 dakika güneşlendirin arkadaşlar. Yani kemiklerinin iyi gelişmesi için bu oldukça gerekli. Yani hint horozları bildiğiniz gibi dövüşen hayvanlar. Yan yana hani iki tanesini koymak oldukça zor. Biz de o yüzden hani böyle bir kafes yapmayı düşündük. Yani bu buraya kısa geldi. Birkaç tane de yapmayı düşünüyoruz hani böyle. Yaptıktan sonra da dediğim gibi horozlarımızı kafeslerimizde, yaptığımız kafeslerde inşallah görüntüleriz. Ve kanalımıza da videosunu hani atarız tekrardan. Yani bunu aslında tel örgüden yapan arkadaşlar da var. Hani o asıl şeyi tel örgüden yapılan hali diyelim. Şunu şuraya bırak. Yani biz hem can sıkıntımızın geçmesi adına hem de işte yani kendimiz bir şeylerle uğraşmak adına böyle hani kendimiz yapalım dedik, istedik. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Hani tabii malzemeler çok doğru düzgün olmadığı için yani biz de merak ediyoruz açıkçası nasıl bir şey çıkacağını. Ama hani çok kötü bir şey olacağını zannetmiyorum şimdiden. Yani şekillenmeye başladı. Şöyle alttan bir çek kafesi. Şurayı şey yapsana. Şöyle alttan çek biraz kafesi. Şekillenmeye yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Bizim horozlarımızı da kanalımızda olan arkadaşlar bilirler. Yani daha öyle yaşlı değil horozlarımız. Genç horozlar. Hani onlara yeterli gelecektir. Hani ilerleyen dönemde tabii idmanlık için kafesler de hani ayrı telden yaptıracağım. Horozları idmanlamak hani gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar yapıyorlar, horozu koyuyorlar bunun içine. Bu çift katlı oluyor böyle, dışında da bir tel örgü oluyor. Horoz, başka bir horoz koyuyorlar dışarıya. Horoz orada yani turluyor. O da horoza iyi bir idman olmuş oluyor. Hani ben de öyle yapmayı düşünüyorum ilerleyen dönemde. Hani horozları idmanlamak arkadaşlar, hani dövüştürseniz de dövüştürmeseniz de horozları idmanlamak iyidir. Hani vücut yapısı güzelleşir, kendini alır hayvan, kendine güveni olur. Daha şey yapmayacaksan hızlanacağız. Kapatalım mı? Ha bir kes, tamam kes video.
Arkadaşlar kafesimiz bitti. Kafesimiz bu şekilde. Hani doğal malzemelerden dediğim gibi yaptık. Şimdi de bir tane orozumuzu getirip içine bırakalım. Yusuf, çikoyu getir. Arkadaşlar, orozumuzu da içine bırakacağız. Şöyle gösterelim. Şimdi üstüne de şöyle şeylerden bir kapak yapacağız ama hani şimdilik bu şekilde dursun arkadaşlar. Onu yarın yaparım ben büyük ihtimalle. Yusuf bir de su kabı getirsene. Yani bir tane de su kabı getir Yusuf. Kafesimiz bu şekilde. Horozumuz da daha önce dışarıda görüntülemiştik. Şimdi biraz daha büyüdü. Ballı horoz. Çiko dedik ismine de arkadaşlar. Kuzenlerim çok ısrar etti horozlara isim koyalım diye. Ben de onların söylediği isimleri koydum arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden de fikirler bekliyoruz. Hani hem yapım olsun hem elimizdeki horozlara, hayvanlara ait işte hani video fikirleri olsun. Yani sizden de fikirler bekliyoruz. Hani elimizden geldiği kadar sizin fikirlerinizi çekmeye çalışırız hani.